Haber var. Önce sizi biten bir ittifaka götüreyim. İster misiniz? Bir tarafta AKP, diğer tarafta Fatih Erbakan'ın partisi YRP ve bu iki parti aslında birlikte yol alabilirlerdi. Ama YRP'nin tabanı gerçekten AKP'ye zorla oy veriyor, istemeyerek oy veriyor. Çünkü kendi dindarlıklarını onların dindarlığıyla karşılaştırıyor ve iki muhafazakar benim muhafazakarlığım bunlara uymuyor deyip aslında vermek istemiyor. Bu seçimde ne oldu? Fatih Erbakan ben kendim yürüyeceğim. Anlaşabilseler anlaşacaklardı. En azından İstanbul'da bir iki yer alsalardı anlaşabileceklerdi. Ancak YRP çok dikkatli bir taktik izliyor. Suat Kılıç'ın verdiği cevaba lütfen dikkat edin. Yani yeniden refahın tavrını zaten sizler de biliyorsunuz. Ya bizden ayrılmış olanlar veyahut da bize karşı tavır içerisinde olanları aday olarak çıkardılar. Yerel seçim yarışı Sayın Cumhurbaşkanımızla laf yarışına gireceğimiz, atışmaya gireceğimiz bir yarış değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızı seviyoruz. Mayıs seçiminin ortakları yerel seçim için uzlaşamadı. AKP ile Yeniden Refah sahada işbirliği yapamayınca ittifak dağıldı yorumları beraberinde geldi. Yeniden Refah'ın tavrını zaten sizler de biliyorsunuz. İşte birçok yerlerde yani Cumhur İttifakı'yla hareketi söz konusu değil. Çok konuşmak değil, çok çalışmak mecburiyetindeyiz. Laf yetiştirmek değil, İşimizi iyi yapmak mecburiyetindeyiz. Devletimizin büyüklerine hiçbir zaman saygısızlık yapmayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunlar sirk cambazı, AK Parti gölgesinde korsan siyaset yapana eyvallah etmeyiz sözleri de Yeniden Refah Partisi'ne yönelik olarak algılanmıştı. Sirk cambazı ifadesini kullandınız kürsüde. Ben onların adını almadım. Rüya, kendine gel. Erdoğan'ın açıklamalarına Yeniden Refah Partisi'nden yanıt gelse de ittifakla ilgili belirsizliği sona erdirmedi. Sayın Cumhurbaşkanımıza laf yetiştirmek bizim işimiz olmamalı, bizim harcımız olmamalı. Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti'nin genel başkanı olarak aynı zamanda değerlendirmelerini yapar. Gerektiğinde biz de genel başkanımız düzeyinde cevap verilmesi gereken bir durum olursa cevap veririz ama Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin başıdır, başkanımızdır ve başımızın tacıdır. CHP lideri Özel de Erdoğan'ın Yeniden Refah sözlerine dair konuştu. Bir yandan hocasının emaneti ve son seçimlerdeki ittifak ortağına ağzına geleni söyleyen ve onlara sirk cambazı diyen Erdoğan'a A Haber. Erbakan'a sirk cambazı dediniz, ne diyorsunuz? Kendine gel, haddini bil, ben onların adını anmam demiş. Anmam dediği Erbakan. Ben onların adını anmadım. Rüya, kendine gel. Şimdi Gözde'cim bir başlık atabilir miyiz? Kim bu Rüya? Bir başlık yazar mısınız? Kim bu Rüya? Kusura bakma müdahil oldum ama bu olaya. Şimdi herkes merak ediyor, Rüya kim? Rüya bildiğim kadar Rüya Akkuş değil mi? Rüya Akkuş A Haber'de muhabir ve hanımefendi soru soruyor. Yani yapılması gerekeni yapıyor aslında. Ama Rüya kendine gel diyerek yani bu soruyu sorma kızım, böyle soru sorulur mu? Beni şunu demek istiyor. Yani onun seçmeniyle benim seçmen aynı taban. Ve sen bu soruyu sorarak benim cevap vermemi istiyorsun bu soruya. Ama ardından da ben o seçmeni kendimden uzaklaştırabilirim vereceğim cevapla. Ve ardından da kendine gel Rüya diyor. Rüya A Haber muhabiri. Kim bu Rüya? Kafanızda belki soru işareti yansıyabilir. Bu şekilde öğrenmiş oldunuz A Haber. Rüya Hanım tebrik ediyorum sizi. Görevinizi yaptınız. Ha, ondan sonra neyle karşılaştınız bilmiyorum tabii de. Az sonra...